Şimdi sıra geldi arkadaşlar kollarımızın yapımına. Kollarımızın şöyle bir tanesini ördüm ben. İkinciyi de beraberce öreceğiz. Şimdi arkadaşlar kolumuzu 57 ilmek olarak başladım. 57 ilmek başladım. 11 tane örnek yaptım arkadaşlar şöyle. Ve 4 örnek uzunluğunda yaptım. Ön ve arkayı hatırlarsanız 3 örnek yapmıştım. Bunun şu manşet kısmının uzun olması için 4 örnek yaptım arkadaşlar. 4 örnek yaptıktan sonra yine 57 ilmekle devam ettim. Normalde bakın ön ve arkadan şuralardan bazı örneklerden eksiltme yapmıştım. Bunda hiç eksiltme yapmadım. Kolun şöyle hani biraz daha açılması için şu zaten örnek topladı. Manşet kısmı dar oldu. Buradan da hiç eksiltme yapmadan şöyle kolun genişleyerek devam etmesini istediğim için o şekilde buradan hiç eksiltme yapmadım. 57 ilmek olarak başladım. Şuraya kadar 57 ilmekle geldim. Şimdi 4 örnek yaptım. 4 örnekten sonra da 10 sıra düz olarak ördüm. 10 sıradan sonra kenarlardan arttırmaya başlayacağım. Bakın şu kolda da şurada arttırma yaptım. İlk arttırmamı örnekten 10 sıra ördükten sonra yaptım. Şimdi onu göstereceğim sizlere. Bundan sonra 15 sıra arayla eksiltme yapacağız. Şimdi 4 örneğimizi yaptık. 10 sırada düz olarak ördük 57 ilmeğimizle. Şöyle hemen kenarlardan ördüğümüz ipi parmağımın üzerine halka yapıp şişime bir tane ilmek attım. Buradan kenardan artma yaptım. İki kenardan da artma yapacağız arkadaşlar. Şimdi bu ilmeğimi ördüm. Düz olarak başa kadar örüp gideceğim. Diğer tarafta da bir tane artma yapacağım arkadaşlar. Artmalarınızı o şekilde yapın. Tekrar göstereceğim ben size. Parmağın üzerine halka yapın ve şişe birer ilmek atın iki kenardan da. Kolu bu şekilde 15 sıra arayla bundan sonra 15 sıra arayla birer ilmek kenarlardan birer ilmek arttırarak öreceğiz. Şu anda 57 ilmekle başlamıştım. Bir tane artma yaptım. Şu anda 58 ilmeğim oldu. Kolların normal uzun yapacağım arkadaşlar. Kısa kolu falan yapmayacağım. Cep elimizin boyunu kısa yaptık ama kolları normal boyda yapacağım. Düz örerek başa kadar geldim. Diğer kenarda bir tane artma yapmıştım. Burada da aynı şekilde arkadaşlar. Şu ördüğüm ipi tutuyorum. İşaret parmağımın üzerine halka yaptım. Şişime şöyle bir tane ilmek attım. 57 ilmeğim vardı. Bir tane burada arttırdım. Bir tane de burada arttırdım. 59 ilmeğim oldu arkadaşlar. Şimdi bu 59 ilmeği 15 sıra öreceğiz. Bakın şöyle göstereyim. Şurada artma yaptım. Sonra da şurada artma yaptım. 15 sıra ördükten sonra yine iki kenarda da artma yaparak devam edeceğiz arkadaşlar. 15 sıra arayla artmalarımızı yapalım. 4 yerde artma yaptım arkadaşlar. Şöyle. En son da şurada yaptım ve koltuk kesimine geldim. Şuradan örnekten şu koltuk kesimine kadar 60 sıra öreceksiniz arkadaşlar. 60 sıra içinde 15 sıra arayla da birer ilmek arttıracaksınız. Şu koltuk kısmına geldiğimizde 65 tane ilmeğimiz olacak. Şuradan itibaren 60 sıra örüyoruz. 65 ilmek olacak en son. Şuraya kadar 65 ilmek olana kadar arttırın ve 60 sıra örün. Koltuk kesimde göstereceğim ben sizlere. Kolumuzu 57 ilmek olarak başlamıştık ve o şekilde devam etmiştik. Şurada kenarda 4 yerden ilmek arttırdım. Şuradaki 15 sıra arayla kenarlardan 4 tane ilmek arttırdım. Şu anda 65 ilmeğim var. Şuradan örnekten itibaren de şu koltuk kısmına kadar 60 sıra ördüm. Şimdi sıra geldi koltuk kesimine. Şöyle bu kolda da gösterebilirim. Bundan sonra da yuvarlayacağız zaten. Her sırada ilmek keseceğiz. Şimdi 65 ilmeğim var. İlk önce kenarlardan ikişer ilmek kesiyorum. Koltuk için. Şöyle 2 ilmeği birlikte ördüm. 1 Tekrar 2 ilmeği birlikte örüyorum. 2. 2 tane ilmek kestim. Kalan ilmeklerimi şu anda örgünün arka tarafındayım. Ters örerek başa kadar gidiyorum.
Kolun diğer tarafından da iki ilmek keseceğim. Sonra tek tek keseceğim ilmeklerimi. Şimdi ters örerek başa kadar gidelim. Şimdi başa geldim. Bu taraftan da iki ilmek keseceğim ilk etapta. Şöyle iki ilmeği birlikte örerek bir, iki ilmek kestim. Şu anda örgünün ön yüzündeyim. Düz olarak örüyorum. Bu tarafta iki ilmek kestim. Bu tarafta da iki ilmek kestim. Şimdi düz örerek başa kadar gideceğim. Orada da bir ilmek keseceğim. Şimdi başa geldim. Yine örmeye başlarken birinci ve ikinci ilmeğimi ikisini birlikte örüyorum. Bir ilmek kestim. Bundan sonra kenarlardan tek tek ilmek keseceğiz. İlk etapta iki tane kestim. Bundan sonra tek tek keserek gideceğim. Şimdi başa kadar ters örerek gideceğim. Örgüme başlarken birinci ve ikinci ilmeği birlikte örerek birer ilmek keseceğim hep. İki taraftan da keseceğim ilmeklerimi. Şu anda örgünün ters tarafındayım ve ters örerek gidiyorum. Bu arada arkadaşlar 150 gram kadar ip kullandım bu örgüye, cepkene. Ne kadar ip kullandığımı da videonun açıklama bölümüne yazıyorum arkadaşlar her zaman. Videonun başlığının yanında küçük bir üçgen var. O üçgene tıkladığınızda açıklama bölümü açılıyor. Orada şiş numaralarım, kaç gram ip kullandığım, ipimin markası hepsini oraya yazıyorum arkadaşlar. Buna da şu anda son koldayım artık. 150 gram ip kullandım. Şimdi ters örerek başa kadar geldim. Son ilmeği düz olarak ördüm. Düzgün olsun kenarı diye. Döndüm. Yine burada da birinci ve ikinci ilmeği ikisini birlikte örerek bir ilmek eksilttim. Bundan sonra bu şekilde öreceğiz arkadaşlar. Sıraya başlarken birinci ve ikinci ilmeği ikisini birlikte örerek bir ilmek eksilteceğiz. Bunu 65 ilmekle başlamıştık arkadaşlar. 31 ilmek kalana kadar bu şekilde öreceğiz. Kenarlardan birer tane eksilterek devam edeceğiz. Şöyle yapalım. Şu anda 65 başlamıştık. Eksiltiyorum ilmekleri. 31 ilmek kalana kadar eksiltelim. Ondan sonrasını tekrar göstereceğim ben sizlere. Bunu yapıyoruz arkadaşlar. Şurada koltuk kısmında ilk baştan 2'şer ilmek eksilttim. Sonra birinci ve ikinci ilmeği eksilterek şu şekilde yuvarlayarak kolumu devam ettim. Şu anda 31 ilmeğim var. 31 ilmek olana kadar kenarlardan birer tane birer tane eksilttim. Şimdi 31 ilmeğim kaldı. Artık uç kısmını toparlamamız gerekiyor. Çabucak yuvarlayacağız bundan sonra. Şimdi bunun için hem sonda hem örgünün başında ilmek eksilteceğiz. Bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Şu an 31 ilmeğim var. 65 ile başladık. 31 ilmeğim kaldı. Kenarda 2 ilmek kaldığında bu 2 ilmeği İkisini birlikte örerek bir tane eksiltiyorum örgünün sonunda ve hemen döndüm. Örgünün başında yine birinci ve ikinci ilmeği ikisini birlikte örerek bir tane daha eksilttim. Artık uç kısmını yuvarlıyoruz. Çabucak toparlayacağız. Yeterince uzadı. Bakın şu kısımdan beri eksilterek geldim. Şimdi düz örerek başa kadar gidiyorum. Sonda yine 2 ilmeğim kaldı. Sondaki bu 2 ilmeği ikisini birlikte örerek örgünün ön yüzünde bir tane eksiltme yaptım. Hemen döndüm. Örgünün arka yüzündeyim. Başlarken bir eksiltme daha yapıyorum. Birinci ve ikinci ilmeği ikisini birlikte ördüm. Bir eksiltme daha buradan yaptım.
Şu anda örgünün ters tarafındayım. Ters örerek gidiyorum. Burası arkadaşlar ters örgü, hızlı hızlı örüp geçiyorum. Eksiltmeleri gösteriyorum ben şu anda. Şimdi sona geldim. Sonda yine iki tane ilmeğim var. Bu iki ilmeği ikisini birlikte örerek eksiltme yaptım. Tekrar döndüm. Hemen yine örgünün başında birinci ve ikinci ilmeği ikisini birlikte örerek bir eksiltme daha yaptım. Bunu 13 ilmek kalana kadar yapacağız arkadaşlar. 30 ilmekle başladık. 13 ilmek kalana kadar örgünün hem sonunda hem başında eksiltme yapacağız. Bunu da artık dediğim gibi uç kısmı yuvarlak olması için iki taraftan da eksiltiyoruz. İki taraftan dediğim hem örgünün ön yüzünden hem arka yüzünden. Zaten kol kısmını buradan eksiltirken de iki taraftan eksilterek geldik ama sadece birinci ve ikinci ilmeği eksiltmiştik. Sonlarda eksiltmiyorduk. Tekrar sona geldim. Son iki ilmeği ikisini birlikte örerek bir eksiltme daha yaptım. Arkadaşlar bir de son ilmekleri biraz gevşek örün. Sıkı olmasın kenarları. Ne kadar gevşek örersiniz o kadar iyi olacaktır. Dikeceğiz zaten arkadaşlar burayı. Gerdirmesin sadece. Bolluğu önemli değil. Bolluğu dikişte kaybedebilirsiniz ama gerdirirse giydiğinizde sizi rahatsız eder. Birinci ve ikinci ilmeği tekrar ikisini birlikte ördüm. Bir eksiltme daha yaptım. Dediğim gibi bunu 13 ilmek kalana kadar yapacağız. 13 ilmek kaldığında artık toparlayacağız ilmeklerimizi. Sona geldik yine. En sondaki iki ilmeği ikisini birlikte örerek eksiltmemi yaptım. Tekrar birinci ve ikinci ilmekleri ikisini birlikte örüyorum. Ve örgüme devam ediyorum. Bunu arkadaşlar 13 ilmek kalana kadar eksilteyim. Dediğim gibi hem başlarda eksiltiyorum hem sonlarda eksiltiyorum. Toparlıyorum artık örgümü. Şöyle bir kez daha göstereyim. Normal düz örerek geldim. İki tane ilmeğim kaldı. Bu iki ilmeği ikisini birlikte ördüm ve bir ilmek daha eksilttim. Hemen döndüm. Birinci ve ikinci ilmeği ikisini birlikte ördüm. Bu şekilde arkadaşlar 30 ile başladık. 30 pardon 31 ile başladık. 13 ilmek kalana kadar eksiltelim. Şu anda 13 ilmeğim kaldı. Artık 13 ilmek kaldı. Bitireceğiz kolumuzu. Şöyle hemen en kenarda 3 ilmeği birden örelim arkadaşlar. Orası yuvarlak olsun. 3 ilmeği birden ördüm, toparladım. Sonrakileri ikişer ikişer örelim arkadaşlar. İkişer ikişer. Şöyle 2 ilmeği birlikte örerek kalan ilmeklerimizi de bitiriyoruz. En sonunda da 3 ilmeği birlikte öreceğim. Kenarları yuvarlak olsun diye başlarken de 3 ilmeği birden ördüm. 2 ilmek birden eksilttim. Ortadaki ilmekleri şöyle ikişer ikişer örüp eksiltiyorum. Bakın 3 tane ilmeğim kaldı. Bu 3 ilmeği hepsini birlikte ördüm ve bitirdim. En sona bir tane zincir ördüm, sıkıştırdım. Başlamasını ve bitirmesini 3 ilmek birlikte örerek yaptım. Diğerlerini ikişer ikişer örüp kolumuzu da bitirdik arkadaşlar. Şimdi dikime geçebiliriz artık. Sıra geldi cepkenimizin dikimine. Cepkeni arkadaşlar önce şöyle şu enselik ördüğümüzü dikelim. Sonra ön ve arkayı birleştiririz. Hatırlarsanız enselik örmüştük. Şuradan gelen enseliğin düz kısmı tam şuraya düz yerine denk gelecek. Şöyle döndüğünde örgünün ters tarafını aldım elime. Şöyle ikiye katlayıp dikmeyeceğiz arkadaşlar. Şöyle yan yana koyun, çırpma olarak dikeceğiz. Şöyle ön yüzünde göstereyim. Burada bir örnek vardı enselik kısmında. Tam bir örneğe diğer bir örneğe denk getirip oraya dikeceğiz. Şöyle önleri önce tutturayım. Dediğim gibi şuradan gelen çizgi şöyle enselikte devam edecek. Diğer ön çizgiye denk gelecek o şekilde. Örgünün ters tarafından ikisini de yan yana koydum.
Çırpma olarak dikiyorum. Önce enseliği dikeceğim. Sonra önle arkayı birbirine dikeceğim. Burada bu enseli 7 ilmek de örmüştük arkadaşlar. Tam karşıdaki öne 7 ilmeğe denk gelecek şekilde bir örnek yapmıştım orada. Oraya dikiyorum. Hemen şimdi hiç ipimi koparmadan karşıya da ekleyeceğim. Şöyle arkayı alın. Arkanın ön yüzü üstte kalacak şekilde yatırın. Birleştirdiğimiz önler. Şurası tam enseli kısmının birleştiği yer. Şuraya arkanın, bakın şurada zincir yapmıştık hatırlarsanız, oraya uç kısmına denk gelecek. Tam buraya. Orayı şöyle bir sabitleyelim. Diğer ucunda isterseniz iğneleyebilirsiniz. Önce omuzları birleştireceğim. Sonra kolları dikeceğim. En son yanlarını ve kol altını dikeceğim sonra. Orayı iğneledim. Şuradan başlıyorum dikmeye. Zaten ipimi hani kısa aldım. Şurasını tutturacağım. Şuradan bütün olarak devam edeceğim dikmeye. Şuradan omuzdan tutturdum. Şimdi şuradan omuzdan başlayıp, burada zaten iplerimi uzun kesmiştim. Buradan dikeceğim diye. Önce şöyle bir tutturayım burayı. Şimdi şurada tam omuzda ayırdığımız ilmeklerimiz ve önün tam burada enselik ayırdığımız yer şurası. Şurada bakın bir örnek kalacak. Buraya denk getirip burayı iğneliyorum. Burayı omuz kısmını makine dikiş olarak dikeceğiz. Şöyle geriden batarak ileriye doğru tekrar geriden batıyorum. Tam buradan alıp şu omuz yeri bitti artık. Buraya sıkıştırıyorum. Hiç ipimi kesmeden ense kısmını dikeceğim. Bakın şöyle enselik ördüğümüz yer tam arka enseye denk gelecek. Burayı yan yana koyup çırpma olarak dikeceğim. Şöyle bir sağdan bir soldan batıyorum. Yan yana olarak koyun. Üst üste koymayın. Burada da zaten hafif tutturmuştuk. Oraya kadar. Bakın şöyle çevirdiğinizde düzgün bir şekilde duracak. Omuzları üst üste koyup diktim. Ense kısmını yan yana koyup çırpma olarak dikiyorum. Şu uç kısmını dikip de hemen şuraya tutturmamın sebebi de bu. Daha düzgün oluyor arkadaşlar. Şurayı küçük bir de tutturursanız daha düzgün bir şekilde burayı rahatlıkla dikebilirsiniz. Burayı bu şekilde çırpma tamamlayalım arkadaşlar. Omuzların dikimini bu şekilde tamamladık arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Önce omuzları diktim. Şu enselik kısmını da diktim.
Şimdi sıra geldi kolları dikmeye. Şöyle yüz kısmı üste gelecek şekilde kolları açalım. En son yanları birleştireceğim. Şöyle açalım. Kolumuzu aldık. Kolun tam ortasını bulun. Tam ortasını omuz dikişine denk getireceğiz arkadaşlar. Şöyle koltuk kesmeye başladığım yerden ikisini birlikte tuttum. Tam ortaya iğnemi taktım. Şöyle yüz yüze gelecek şekilde kapattım. Tam ortası omuz dikişine denk gelecek. Şöyle buraya iğneledim. Burada koltuk kesmeye başladığım yeri de şöyle önde koltuk kesmeye başladığım yere şu şekilde buradan başlayacağım dikmeye. Şu kısmı da buraya dikeceğiz arkadaşlar. Tam şöyle ortalayın. İki ucundan da başladığınızda dikebilirsiniz. Şöyle uç kısmına ipimi sabitledim. Yine makine dikişi olarak dikiyorum. İlerli gerili olarak. İsterseniz şöyle iğneleyebilirsiniz de. Burası zaten orta yer tembelli, orayı ayarladık. Tam orta yere geldim. Şimdi buradan arkaya geçiyoruz. Şuradan yine kolda koltuk kesmeye başladığım yere tam arkanın koltuk kesmeye başladığım yere denk getirdim. Oraya bir iğne taktım. Şöyle elimden düzeltip ayarladım. Ortaya da bir iğne takıp dikmeye devam edeceğim. Bakın şu şekilde kolları dikmiş olacağız. En son kol altını ve yanlarını birleştireceğim. Bütün olarak birleştireceğim orayı da. Kolu diktim.
Şurada hazır ip ve iğnem varken şöyle yapalım. Ortadan bir sabitleyelim. Şimdi burası kol arkadaşlar. Burası da ön ve arka. Bakın şöyle yapabilirsiniz. Tam burası koltuk altı. İsterseniz buradan kola doğru da gidebilirsiniz. Şöyle yanları ön ve arkayı da birleştirebilirsiniz. Şöyle kolumuz bakın dikildi. Tam şu anda koltuk altındayım. Şuradan ipim az kaldı. Ben ön ve arkayı birleştireceğim. Sonra da kolu dikeceğim. Şurada ön ve arkanın başlama ve ipleri var orada. Onları birbirine bağlıyorum. Bu ipleri de dikişin içinde saklayalım arkadaşlar. Onlar da görünmesin. Tam şurada örneklerin bitiminden buradan da bir iğne takacağım. Buradan koltuk altından da tutturmuştuk. Şöyle orta kısmına da sıraları aynı zaten. Bir iğne taktım. Koltuk altından ön ve arkayı aşağıya doğru inerek bakın şu ön. Yüzleri birbirine bakıyor. Şekilde kapatıldı. Yanlara da birleştiriyorum. Ön ve arkayı dikerken de makine dikiş olarak dikiyorum arkadaşlar. Şuradaki ipleri de toparlayacağım buraya. Dikişin arasında kalsınlar. Fazlalıklarını keseriz sonra. Şunlar başlama iplerimin fazla olan kısmı. Orayı kestim. Şöyle ipimi de sıkıştırıyorum ve yanı da birleştirdim. Şöyle çevireyim de göstereyim isterseniz dikişinizi. Bakın bu şekilde diktik. Kolumuzun bir tanesi dikildi. Şu alt kısmını dikeceğiz. Kolun alt kısmı kaldı. Onu tersinden dikeceğiz arkadaşlar yine. Şöyle göstermek amacıyla çevirdim. Bu şekilde diktik. Aynı tekrar tersini çeviriyoruz. Şuradan da başlıyoruz. Kolu dikeceğiz arkadaşlar. Ve diğer kolumu da dikeceğim. Cepkinimizin bitmişini de göstereceğim tekrar sizlere. Evet arkadaşlar. Cepkinimizi diktik. Düğmelerimi de diktim ben şöyle. Hatırlarsanız ilik açmamıştık. Şurada kahve çatlağı yaptığımız örnekler. Şuralarda ilmek arttırmıştık. Oralarını ilik olarak kullandım. Şu iki düğmeyi de normalde düğmelerimi sol tarafa diktim. İki düğmeyi de şuraya üstte süs amacıyla sağ tarafına diktim. Düğmelerimi bu şekilde diktim. Şimdi arkadaşlar bir de büyüklüğünü ölçmek istiyorum. Büyük veya küçük yapacaksanız siz yorum bölümünden ona göre sorun. Ben size oradan yardımcı olmaya çalışırım. Arkadaşlar bu 31 santim geldi. Yani 62 santim beden çevresi. Siz de çocuğunuzu ölçün. Şu kadar santim yapmak istiyorum dediğinizde ben size ilmekler konusunda yardımcı olurum. Şöyle büyüklüğünü de ölçelim. 28 santim olmuş arkadaşlar şu uzunluğu. Dediğim gibi şu kısmını uzun yaparak hırka da yapabilirsiniz arkadaşlar siz bunu. Ben bunu cepken olarak yaptım. Bu şekilde ayarladım. Ama hırkaya da çok güzel olacaktır. Şu kısmını daha uzun yaparsanız güzel bir hırka olacaktır.
Siz sorularınız varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Ben size oradan da yardımcı olmaya çalışırım. Yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma üye olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.